Evet, herkese iyi akşamlar öncelikle. Ligin ilk 3 haftasından sonraki süreçte skor anlamında, oyun anlamında olduğu kadar skor anlamında da bir çıkışa geçmiştik. Milli aradan sonraki ilk maçımız aslında benzer bir tablonun içinde olan Karagümrük'teydi. Bir yerde bir final maçı gibi. Hemen ekleyeyim, bizim için aslında Süper Lig'deki her maç final maçı. Bunu yayın öncesinde de söyledim. İstanbulspor oynadığı her maçta rakip favori. Bunu samimiyetimle söylüyorum. Bu bir geleceğe tuzak hazırlamak ya da sıradan bir şey değil. Alçak gönüllülük şey değil. Bu gerçek. Bu gerçeği unutmamamız gerekiyor. Biz olduk dediğimiz anda işimizin bittiği andır. Asla bugün ikinci yarı özellikle ya da bir hafta önceki hafta, bir önceki hafta ya da bizi buraya getiren oyun anlayışı, oyun disiplini ve motivasyon neyse bunu kaybetmememiz gerekiyor. Çünkü geliştirebileceğimiz, üzerine yatırım yapabileceğimiz tek şey bu oyun anlayışımız. Bugün ikinci yarı özellikle bunu daha iyi sahaya yansıttık ve skor aldık. Maç öncesi hafta boyunca yaptığımız analizlerde elimize geçen daha doğrusu dataları incelediğimizde kendi yarı sahasında oyun kurarken en fazla top kaybeden takım Karagümrük'tü. Biz de Fenerbahçe'den sonra rakip yarı sahada presle top kazanan ikinci takımız. Şimdi bu ikisini buluşturduğun zaman bir şey yapmamız gerekiyordu Karagümrük'e. Onlar oyun kurarken birebir eşleşerek baskı yapmamız gerekiyordu. Bunu da yaptık ki çok tehlikeli olabilecek pozisyonlarda topları kaptık. Ama üçüncü bölgede bir belirleyici organizasyon yapma ya da belirleyici iş yapma sorunumuz var. Şöyle bir sorun. 10 toptan ikisini, üçünü istediğimiz organizasyon yapabiliyoruz. Diğerlerini çok basit kaybediyoruz. Burayı çözmemiz lazım. Çünkü her maç böyle girdiğiniz her pozisyonu gol yapamayabilirsiniz. Yani opsiyonları, skor yapabileceğimiz opsiyonları çoğaltmamız gerekiyor. O noktaya gelene kadar, üçüncü bölge girişine kadar ki organizasyon harika, fevkalade. Ama o bölgede daha artık belirleyici olmamız gerekiyor. Buradan hem takıma mesaj veriyorum hem de kendime bir ödev belirliyorum aslında bundan sonrası için. Daha sonra atletik olarak maçı yorumlarsak yine biz ligin kat edilen mesafede ve onun içeriğinde yani yüksek şiddetli koşu ve sprintte üst sıralarında bir takımız. Yine rakibimizden bu anlamda anlamlı bir şekilde ayrılıyoruz. Maç uzadıkça aslında biraz daha böyle git gel oldukça daha fazla pozisyon ve alan bulacağımızı biliyorduk. 2-1'e kadar bu alanları iyi değerlendirdik. Şunu da söyleyeyim, 2-1'den sonra da çok fazla koruma psikolojisine girdik. Yani aslında çok alan vardı skoru arttırmak için. Bunu da değerlendiremedik. Bu da yine geliştirmemiz gereken bir şey. Var mı soru? Sağolun hocam, tebrikler önce. Teşekkür ederim. İlk 3 hafta aslında sonuç olarak belki sahaya yansımadı. Fakat siz hep ısrarcı olduğunuz son 4 haftada alınan 8 puan yavaş yavaş ısrarınızın karşılığını da almaya başladığınızı görüyoruz aslında. Şunu merak ediyorum. Geçen hafta Beşiktaş maçı 2 kez geriye düştünüz fakat 1 puan almayı başardınız. Bugün yine geriden gelerek kazandığınız bir karşılaşma. Herhalde bunun da tesadüf olmadığını söyleyebiliriz. Geriden gelerek kazanılan puanlar var son 2 haftada. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Hep söylediğim şey, geçtiğimiz yıldan bu yana bir oyun kültürü oluşturmaya çalışıyoruz ve bunun üzerine yatırım yapıyoruz. Yani bu hem mental anlamda, fiziksel anlamda oyunu nasıl geliştirebiliriz? O zaman bu oyunu geliştirmek için hangi mevkinin ne yapması lazım fiziksel anlamda? Taktiksel anlamda ne yapması lazım? Bunu ısrarla anlatıyoruz. En kötü günde bile. İşte devre bitti. Devrede hemen kendi video analizimizi yaptık. Geri bildirimde bulunduk futbolculara. Ne yapmamız gerekiyordu, ne yapamadık ve burada kimler çok beklentinin çok altında kaldı diyerek hemen 3 değişiklik birden yaptık mesela devrede. Bu hem takıma bir mental şok vermeydi. Çünkü diğer herkes uyuyordu. Herkes uyandırmak için bir belirgin bir şey yapmamız gerekiyordu. Hem de geriden gelen oyuncular takım arkadaşlarının ilk yarıda yapamadığı taktiksel şeyleri içeriği daha iyi uyguladılar ikinci yarı. O dediğimiz gibi o rakibin özellikle hem oyun kurarken kaybettiği toplarda hem de hücumdayken kaybettiği toplarda verdiği boş alanları çok daha iyi değerlendirdi ikinci yarı oyuna girenler. Yani odaklandığımız şey ne yapmaya çalışıyorduk maçtan önce, ne yaptık ve bunu nasıl lehimize çevirebiliriz? Yine bir oyun felsefesi üzerinden değişikliklerdi. Teşekkür ediyorum. TRT Spor. Hocam
İkinci yarıda Etemi ve Roka değişiklikleri oldu. Sakatlıktan dönen oyunculardı. Özellikle de Roka geçen sezon takımın lider oyuncularından biriydi. Uzun bir sakatlığı vardı. Bu iki oyuncuyu ilerleyen maçlarda ana planda görebilecek miyiz artık sakatlık sonrasında? Bu ve bu iki oyuncu takım için ne anlam ifade ediyor? Teşekkürler. Tüm oyuncular gibi o iki oyuncu da yani hep beraber var ettiğimiz oyun kültüründeki ana karakterlerden diyebiliriz. Bunun dışında da Balon Ötemi geçen sene biz göreve geldikten sonra büyük bir çıkışa kaldı ve Kuzey Makedonya milli takımına davet edildi. Bu ayrıca bizim için değerli. Roka hem takım kaptanımız hem lider bir kişilik hem de oyuna girdiği zaman taktiksel olarak ve mental olarak da takıma liderlik yapıyor. Bu anlamda önemli bir karakter. Ama ilginç bir durum var. Şunu söyleyeyim. Biraz mesela aslında 4 değişik yapacaktım. Bunu söyleyeyim. Özel bir şey ama. Mehmet Yeşil ile Valon Etemi 2 hafta evvel adres sakatlığından geldiler. Aslında 4'ünü birden Valon'u da devrede oyuna sokacaktım. Sonra şunu düşündüm. Bir değişik hakkım kalıyordu. 15 gün önce Adele spazmından geri gelmiş iki oyuncudan biri sorun yaşasaydı kendi kendimize bir kazık atmış olacaktık yaptığımız değişikliklerde. Aslında biraz da ikinci yarı skor ya da maçın dışında biraz ürkerek izledim bir şey olmasın diye. Çünkü değişmesi için oyuna attığınız oyuncu aynı yerden tekrar olur bu. Adres sakatlıklar kendini gizler ve kısa zamanda maç oynarlarsa yorgunluk üzerine daha da büyük nüksedebilirdi. Bugün en büyük mutluluğum bu iki oyuncunun Mehmet Yeşil ve Valon'un sakatlanmamış olması. Onun dışındaki konuda da elimizdeki oyuncu kadrosunu biliyorsunuz. Burada da Valon ve Roka majör karakterler. Tabii ki de en kısa zamanda o 90 dakika oynayabilecek ritime geldikleri anda neden olmasın? Yani? Biz de bu anı bekliyoruz yani. Var mı başka sorusu? Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun.